Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Microsoft Türkiye kurumsal ve kamu müşterilerinden sorumlu genel müdür yardımcısı Tarık Tüzüns ile ilgili bir röportaj gerçekleştirdik. Bu röportajda hem Microsoft Türkiye'nin kamu ve kurumsal tarafta yaptığı işlerden biraz bahsettik. Öte yandan pandeminin getirdiği uzaktan çalışma kültürünün Microsoft tarafında nasıl bir etkisi olduğunu ve Microsoft ürünlerinin bu pandemiyle beraber nasıl kullanıldığı konusunda bilgiler almaya çalıştık. Özellikle Türkiye özelinde bazı bilgiler de verdi kendisi. Şimdi gelin bu röportajı hep beraber izleyelim. Şimdi zaten soruları iletmiştim biliyorsunuz Tarık Bey. Evet, şimdi evet. Siz uzun yıllardır Microsoft'ta çalışıyorsunuz. Mayıs ayında da pardon Mart ayında bir konum değişikliği oldu. Genel evet. Müdür Yardımcısı oldunuz. Bu nasıl değerlendiriyorsunuz öncelikle bu değişikliği ve sizin hani rolünüz ne oldu onu biraz anlatabilir misiniz? Tabii. Ben 7 yıldır Microsoft'tayım. Daha önce de genel müdür yardımcısıydım ama iş ortaklarından sorumluydum ben. Partner tarafından sorumluydum. Mart ayı itibariyle de kurumsal satış ve kamu satışından sorumlu GME noktasına geldim. Benim şu anda yapmış olduğum iş aslında Türkiye'de bizim kurumsal müşteriler dediğimiz Türkiye'nin en büyük 50-60 tane müşterisi ve kamu müşterilerine bizim Microsoft teknolojilerini ulaştırmak, bu dijital transformasyon tarafında bu müşterilere yol arkadaşlığı etmek. Ben ve ekibim şu anda yapmış olduğumuz iş bu. Yani Türkiye'deki büyük kurumsal müşteriler ve kamu müşterilerinin Microsoft'la olan tüm ilişkilerini düzenleyen bir bölüm benimki. Peki şimdi Microsoft'la ilgili son dönemde epey gelişmeler oldu. Hani evet. İlk çıktığı yıllarda bu açık kaynak konusuna biraz daha mesafeli duruyordu ya da karşı çıkıyordu diyebiliriz bir taraftan baktığımızda. Hı hı. Ama son yıllarda, son birkaç yıldır hatta çok da yeni değil bu aslında bu dönüşüm. Açık kaynak konusunda çok ciddi adımlar atmaya başladı. İşte GitHub'ın satın alınması, işte ne bileyim Linux'a verilen bazı desteklerin ortaya çıkması Doğru. falan. Siz bu dönüşümü nasıl görüyorsunuz? Özellikle kurumsal tarafta mesela hani belki bireysel için çok önemli olmayabilir bunlar ama kurumsal evet. tarafta bunlar önemli adımlar. Bu konudaki dönüşümü nasıl görüyorsunuz? Yani hani bu çok klasik laflar vardır işte dönüşemeyen hayatta kalamaz falan. Acaba Evet. o bir şey mi bu? İspatı gibi bir şey mi acaba? Yani tabii 2014 yılından itibaren Microsoft'ta çok büyük bir dönüşüm oldu. Bu dönüşüm ilk başta aslında biraz felsefesini değiştirdi şirket. Eskiden biraz daha biliyorsunuz dominant bir pazar payına sahip bir yapıdayken daha rekabeti açık bir hale geldi bulut teknolojilerine yönelmesiyle beraber. Ve bence bu değişikliklerdeki en önemli o felsefe değişikliğini gösteren kısımların başında da sizin söylediğiniz açık kodlu yazılımlara karşı olan, açık kaynak kodlu yazılımlara karşı olan yaklaşım geliyor. Bence bu çok önemli bir değişiklikti. Bizim yeni CEO'muz Satya ile beraber oluşan bir değişiklikti bu. Sizin de söylediğiniz gibi önce Linux tarafıyla ilgili hamleler, sonra 2018 yılında işte bu GitHub'ın alınması. Bizim şöyle söyleyebilirim, şu anda biz bir cloud platformu olduğumuz için zaten o açık kodlu uygulamaların bizim platformu üzerinde daha fazla çalışmasını destekler noktadayız. O yüzden de biz müşterilerimize gittiğimizde eskiden yani ben bazen onu diyorum ben 30 yıldır yaklaşık olarak sektördeyim. Tabii 10 yıl önce falan bunun böyle bir şey olacağını çok hayal edemezdik. Ama şimdi aslında değişimin çok canlı bir örneği aslında bu baktığımız şey. Şimdi biz birçok yerden buna yatırım yapan ve açık kod tarafını destekleyen bir şirket haline geldik. Belki biliyorsunuzdur 2019 yılında Türkiye'den kurulmuş Citus Data diye bir şirketi globalde satın aldı Microsoft. Onlar da açık kodlu üzerine çalışan bir şirket. Böyle baktığınız zaman da Microsoft'un şu andaki o biz bir platform şirketiyiz vizyonu içinde açık kaynak kodlu yazılımlar çok çok önemli bir yer kaplıyor. Ve dolayısıyla da biz şu anda kurumsal müşteriye gittiğimizde çok rahatlıkla artık bunları destekliyor noktada olabiliriz. Bazı noktalarda bizim biraz rakip gibi gözüken ürünlerimiz olsa dahi biz bunu destekliyoruz. Çünkü bizim büyük vizyonumuz dediğim gibi Microsoft'un artık bulut üzerinde bir platform şirketi olması ve o yüzden de açık kaynak kodlu yazılımlar bizim çok öncelikli hedeflerimizden bir tanesi. Herhalde bence GitHub satın alması da son yapılan büyük satın alma bu oldu 2018 yılında. GitHub satın alması da bunun önemli bir örneği oldu diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi madem buluttan bahsettik aslında bir sonraki sorum da biraz bulutla ilgili. Şimdi evet. Çok kısa bir süre önce Windows 365 yani buluttan çalışan özellikle kurumlar için ilk etapta devreye giren bir işletim sistemi seçeneğini kullanıma sundunuz. Şimdi bu yeni bir dönemin başlangıcı oluyor. Bu
kurumlar açısından ne gibi faydalar getirecek? Aslında benzer bir soruyu şey için de sorabilirim. Windows 11 de geliyor. 11 madem. İçin. Doğru. Evet. Doğru. Yani hem 365 hem Windows 11'in kurumlar açısından avantajları ne olur? O konuda biraz tabii bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Her ikisini beraber şey yapmak, değerlendirmekte fayda var. Aslında büyük resme baktığınızda bu abonelik ekonomisi denen bir ekonomi doğdu dünyada. Yani İngilizce subscription ekonomi dediğimiz. Eskiden hepiniz biliyorsunuz insanlar donanımlarını, lisanslarını satın alırlardı ve bir aset olarak koyarlardı bunları bilançolarına. Artık bizim geldiğimiz noktadaki en temel değişiklik, yani sen bunları bir fix bir maliyet halinde kullanma. Kullandıkça öde sistemi kullanıcı başına bir ödeme yapısına doğru dönüyor. Böyle olduğu zaman ne gibi avantajlar sağlanıyor? Mesela Windows 365 de bunun önemli bir örneği olacak. Buluttan olduğu için siz artık o software'lerin update'iyle, security update'leriyle, security patch'leriyle asla uğraşmak durumunda kalmıyorsunuz. İkincisi, Windows 11 ile beraber ve bu 365 ile beraber performans, güvenlik ve yönetilebilirlik en öne çıkan 3 tane madde. Bunları söyleyebilirim size. Güvenlik tarafı çok kritik. Microsoft'un şu anda kurumsal müşterilere sağladığı en önemli değerlerden bir tanesi güvenlik tarafı. Çünkü belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz ama Microsoft dünyanın en büyük güvenlik firması haline geldi. Şimdi bizim dünyadaki birçok yerde data center'larımızın falan olduğunu düşünürsek, yani dünyadaki 67 farklı bölgede veri merkezi var. Bu veri merkezleri her gün atağa uğruyor ve o ataklar sayesinde de Microsoft inanılmaz şekilde güvenlik refleksleri geliştirebiliyor. Daha bizim Türkiye'de hiç görmediğimiz bazı malware'leri, zararlı yazılımları, zararlı atakları biz daha dünyanın başka bir yerinde buna maruz kalmışsak burada daha hiç görmeden önlemini alacak noktaya gelebiliyoruz. O yüzden de Windows 11'in de sağladığı önemli noktalardan bir tanesi bulut üzerinden çalışan bu sistemler artık kullanıcıların ekstradan o sistemleri maintain etmesine, bakımını yapmasına, upgrade etmesine, security ile ilgili patchleri koymasına gerek kalmıyor. Bunların hepsini tamamıyla bulut üzerinden yapılabiliyor. Özet olarak da demin söylediğim gibi performansı, güvenliği ve yönetilebilirliği. Özellikle Windows 11'de bu 3 tane konunun çok ön plana çıkacağını söyleyebilirim açıkçası. O zaman şunu mu söyleyeyim? Biz mesela özellikle Windows 365 ile artık yani çok büyük bir operasyon gerektiren işte yazılım kurulumu, işte işletim sistemini kurmak aynen ya da işte ne bileyim kullanıcılara göre polisilerin ayarlanması gibi birçok aslında ciddi bilgi birikimi gereken işlemleri otomatik olarak yani tek bir yerden oturarak bir kişinin hızlı bir şekilde 1000 kişiye bile anında bir hizmet sunabilir hale geldiğini görüyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle. Buradaki temel mantık da benim işim eğer taşımacılıksa, ben bir lojistik şirketiysem ben işimi yapayım. Yani birisi benim için IT'nin güvenliğini, işte o kullandığım yazılımların güncel olmasını birisi sağlasın. Buna sabit bir yatırım da yapmayayım. Kullanıcı sayıma göre ödeyeyim. Kullanıcı sayıma göre istersem eğer bir mevsimsellik varsa işimde azaltayım veya arttırayım. Ve dolayısıyla da eskiden bu IT tarafı çok büyük şirketler açısından ciddi yatırımların yapıldığı, adamların ayrıldığı bölümler halindeydi. Şimdi yine insanlar bu işlerle ilgilenecek ama bu amaçla ilgilenmeyecekler. Sizin söylediğiniz gibi artık çok rahatlıkla çok kurulumları yani işte ne bileyim 800 kişinin 1000 kişinin çalıştığı bir şirkette bu kurulumları çok rahatlıkla yapabileceksiniz. Yönetilebilirlik dediğimiz kısım çok daha rahat hale gelebilecek. Eskiden bunların hepsini yapmak çok daha fazla maliyet ve efor gerektiren işlerken Windows 11 ve Windows 365 gibi ürünlerle son derece basit hale geliyor. Şimdi bir konu daha var. Hatta biz bu röportaja başlamadan önce de konuşmuştuk. Bu pandemi süreciyle beraber işte firmalar özellikle kurumsal ve büyük firmalarda bir uzaktan çalışma durumu evet oluştu ister istemez. Hatta sizde de benzer bir durum söz konusu. Şimdi bu uzaktan çalışmayla beraber Microsoft çözümlerinin kullanımı hangi oranda arttı? Mesela firmalar buna nasıl adapte oldular? Ve sizin mesela uzun vadede hani bu uzaktan çalışmanın kalıcı olması ya da çünkü biliyorsunuz Türkiye'de böyle hani ofisini kapatan ya da sayıyı azaltan hani 500 kişilik bir ofisi varken 100 kişilik ofislere geçen şirketler de oldu. Bu evet kalıcı olacak gibi görünüyor. Hani pandemi bitse ya da bitmese de aynı durum olacak gibi görünüyor. Sizin oradaki rakamlar ne oldu ve öngörünüzü ben merak ediyorum. Evet.
Yani şöyle bakıyoruz, pandemiyle beraber aslında yeni bir çalışma düzenine geçildi. Hani bugün sohbetin başında konuştuğumuz gibi biraz adına hibrit diyebileceğimiz bir çalışma düzenine geçildi. Ve dolayısıyla da özellikle geçen sene, yani ilk bu 2019 yılında pandeminin çıktığı dönemde, 2020 yılında özür diliyorum, özellikle o dönemden sonra bizim mesela Teams şu anda kullandığımız platformun kullanılmasında inanılmaz büyük bir artış oldu. Yani dünyada şu anda günlük 115 milyon kişi Teams'i kullanıyor. Türkiye'de bu sayı 400 bin kişiye geldi. Ve bunlar gerçekten çok ciddi şekilde ve hızla büyüyor. Aynı bizim mesela eğitim tarafındaki Türkiye'deki K12 ve üniversite eğitimi gören toplam 1.3 milyon öğrenci Teams ile uzaktan eğitiliyor. Ve dolayısıyla böyle baktığınız zaman da özellikle bu ofis ortamının biz bu noktadan sonra artık eskisi gibi tamamıyla ofiste olmayacağını, mutlaka ya çalışma günleri açısından ya da belli departmanların ofiste, belli departmanların uzaktan olacağını düşünüyoruz. Bu da bizim zaten daha pandemi yokken savunduğumuz bazı teknolojilerin çok öne çıkmasını sağladı. O teknolojilerden bir tanesi de uzaktan çalışma tarafıydı. Bizim bütün ürünlerimiz şu anda her yerden erişilebilir ürünler. Aslında bulutun zaten temel felsefesi bu. Yani özellikle bu Windows 365 ile beraber artık sizin bir bilgisayarınızın olmasına da gerek kalmayacak. Her cihazdan siz buraya ulaşabilecek noktaya geleceksiniz. Şimdi Microsoft'un bütün bu altyapısı ve gelişimi uzaktan çalışmaya zaten çok elverişliydi. Ama biz bunu anlatsak da böyle bir olayın olması tabii ki çok hızlandırdı. Bir mecburiyet getirdi şirketlere. Türkiye açısından baktığımızda da biz Türkiye pazarı olarak dünyaya baktığımızda bir miktar geriden geliyoruz. Ama özellikle pandemi sonrasına baktığımızda, özellikle Teams kullanımında biz kendi bölgemize baktığımızda Türkiye ilk iki sırada. Yani çok ciddi şekilde bu şeyi, teknolojiyi benimsediğini ve şirketlerin uzaktan bu çalışma konusunda da bizim teknolojileri kullandığını görüyoruz. Dediğim gibi 400 bin kullanıcı Teams tarafında oldukça iddialı bir kullanıcı ve bu her geçen günde daha da büyük bir hızla artıyor. Yani o zaman şöyle söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu çalışma şekli biraz daha böyle devam edecek. Aslında şöyle, bu hayatımıza entegre olmuş durumda. Farklı evet. Yazılımlar da var, sizin Teams var, başka markaların başka yazılımları var. Artık hani böyle bir toplantı için hani herkesin bir yere toplanmasından ziyade insanlar dünyanın farklı yerlerinden toplantı yapabilir hali ve bunun artık dediğiniz gibi mesela ben hep onu iddia ediyordum. Tamam, fiziksel bir toplantının yerini tutmayacaktır bu. Evet, kabul ediyorum ama her fiziksel toplantı da böyle inanılmaz derecede önemli olmadığı için tabii. Bazı şeyleri hani böyle 5 dakikada halledebileceğiniz şeyler için 3 saat yol tepip bir yere gelmek, bir yere gitmek, ofise gitmek ya da başka yerlere gitmek kesinlikle ciddi sıkıntı kesinlikle oluyor. Kesinlikle. Eskiden ya biz zaten Microsoft olarak global bir şirketi buna çok olduğumuz için buna çok alışkınız. Ama Türkiye'de özellikle şirket sahipleri, patronlar, yöneticiler çok sıcak bakmazlardı buna. Yani uzaktan çalışıldığında kontrol edilemediğini, performans düşüklüğü olabileceğini düşünüyorlardı. Ama şimdi mecburen böyle bir düzene geçtiğimizde gördüler ki ya hiç öyle değil. Yani evet, her ikisinin de fayda ve zararları var ama İstanbul'da mesela ofise gitme gelme konusu başlı başına bir şey, zaman açısından başlı başına bir olay. Mesela oradan tasarruf edilen zamanı düşündüğünüzde ben mesela şu anda oturuyorum, arka arkaya bütün kollarımı yapabiliyorum. Ben şimdi fiziksel olarak ofiste olsam ya da fiziksel olarak ziyarete gidiyor olsam bu toplantıların herhalde yarısını anca yapabilirim. Dolayısıyla önemli olan teknoloji zaten vardı ama biraz mantalite olarak burada değildik biz. Pandemi biraz bizi oraya getirdi ve dediğim gibi yöneticiler, patronlar, iş yeri sahipleri ya bir şey de kaybetmiyormuşuzu burada daha net olarak gördüler. Evet evet, o dediğiniz tam oldu. Yani bu teknolojiler yeni değil. Teams yıllardır var. İşte Skype var, başka yazılımlar var. Ama onu kullanıp da sonucunu görmek başka bir şeydi. İnsanlar biraz kesinlikle mecburiyetten, biraz da kesinlikle şartlardan dolayı bunu görmüş oldu. Kesinlikle. Benim sorularım bu kadar ama sizin eklemek istediğiniz başka bir şey varsa... Çok kısaca şunu da söyleyebilirim. Yani hani pandemi sonrasında biz Türkiye'de Microsoft olarak her ne kadar global bir şirket olsak da biz burada yaşıyoruz. Biz yerliyiz. Bizim ana misyonlarımızdan bir tanesi Türkiye'deki şirketlerin global anlamda rekabet edebilmesi. Biz bunun yani Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki büyümesinin buradan gelebileceğini ümit ediyoruz. Yani
ürettiğiniz herhangi bir şey sadece kendi sınırlarımız içinde kaldığında dünya ile rekabet edemeyiz. Mutlaka ve mutlaka global bir rekabete girmemiz lazım. O global rekabette de teknoloji olmazsa olmaz. Yani o dijital transformasyon dediğimiz konu olmazsa olmaz. Açıkçası pandemi sonrasında bunun çok hızlandığını görüyoruz biz. Yani pandeminin birçok olumsuz etkisi oldu ama olumlu etki olarak söyleyebileceğim Türkiye'deki KOBİ'lerin, iş yerlerinin işte bu Teams kullanmaya başlamak, bununla beraber güvenliğe biraz yatırım yapmak, ticari bir paket program kullanmak, ufaktan bir CRM kullanmak gibi geçmişte yapmadıkları bir takım teknoloji yatırımlarını yaptıklarını görüyoruz. Bu da bizi son derece memnun ediyor. Umuyorum ki aynı şekilde bu trend pandemi sonrasında da devam eder. Ben devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü oradaki faydaları, yani bu birazcık ekonomik tarafta, yani özellikle kurumsalda siz çok tecrübelisiniz bu evet. konuda. İnsanlar oradaki faydayı görünce bir de sizin dediğinize ben katılıyorum. Yani bizim yurt dışına açılmamız lazım. Çünkü evet, Türkiye'de bir şey satıyor olmak önemli. Tamam, bu da güzel bir şey ama global bir marka ya da markalar çıkartabiliyor olmak çok daha önemli. Ve ülkeye döviz girişi, gelir akışı açısından da baktığımızda aslında bu global markaların ben daha önemli olduğunu düşünüyorum ki çıkıyor da zaten bu arada. Hani işte son dönemde çıkıyor. Oyun firması çıktı, bu unicornlar çıkmaya başladı. Aynen. Bunların da ben de aynı fikirdeyim. Devamı gelecek, özellikle pandemiden sonra büyük şeyler bekliyorum ben de. Hızlanacaktır, hızlanacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum zaman da ayırdığınız için. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Görüşmek üzere, sevgiler. Görüşmek üzere, sağ olun. Bu videoda Microsoft Türkiye'den Tarık Tüzüns ile yaptığımız röportajı izledik. Farklı videolarda yine karşınızda olacağız. O gün gelene kadar YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlardan takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.